Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda Abdullah Çatlı hayatını sizler için derledik, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığına, 25 Mayıs 1978'de de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent. Doktor. Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tevkif kararı verildi. 23 Ağustos 1978'de Sakarya ilinde yakalandı ve gözaltına alındı. Abdullah Çatlı'nın, 9 Ekim 1978'de de Ankara ili Bahçeli Evler semtindeki 7 tiplinin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı olayın üzerinden 4 yıl, 4 ay geçmesinden sonra gerçekleştirilebildi. Çatlı, 12 Eylül darbesini izleyen aylarda yurt dışına çıktı. Bulgaristan ve Viyana'da bir süre kaldı. 22 Şubat 1982'de, İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaport ile yakalandı, ancak serbest bırakıldı. 22 Ekim 1983'te Paris'te Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkiye geçtiği ve ASALA'ya karşı 5 eylemde kullanıldığı MIT resmi belgelerinde yer aldı. Kaynak belirtilmeli, istihbaratçı Korkut Eken'de Abdullah Çatlı'nın 1980'li yılların başlarında MIT ile ilişkisi olduğu ifade etmiştir. 12, 22 Ekim 1984'te Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Çatlı, Fransa'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16 Eylül 1985'te Papa suikasti davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikast ile ilgisi olmadığını, Mehmet Ali Ağaca'nın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etti. Çatlı, kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi. 21 Mart 1990'da Bostadel cezaevinden kaçtı. 1993'te Türkiye'ye gelen ve taşıdığı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport ile gözaltına alınan Çatlı, aynı tarihte serbest bırakıldı. Çatlı'nın 26 Nisan 1996'da Ömer Lütfü Topal ile aynı uçakta Kıbrıs'a gittiği ve aynı otelde kaldıktan sonra 1 Mayıs 1996'da geri döndüğü de kayıtlardan ortaya çıktı. 1980 sonrası bazı bilinen faaliyetleri. 1982 yılında Ermeni asıllı TKP-ML üyesi Nubar Yalımyan'ın Hollanda'da öldürülmesi. Fransa'da Ermeni aktivist Ara Toranyan'ın öldürülme teşebbüsü. 3 Mayıs 1984 yılında Paris'te Ermeni anıtının bombalanması. 16-24 Ocak 1984 Paris'te uyuşturucu ticaretinden dolayı polis tarafından aranma çıkarılması. Kürt asıllı yazar Kendal Nezan'e göre Kürt Ermeni uyuşturucu kaçakçısı Behçet Cantürk'ün Sapanca'da öldürülmesi. Gazinocular kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal cinayeti. Kürt asıllı İranlı kaçakçılar Lazım Esmaili ve Asgar Simitko'nun öldürülmesi. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında tarihe Susurluk kazası olarak geçen trafik kazasında öldü. Kaza sırasında Çatlı'nın yanında, arka sol tarafta oturan Gonca Us ve arabayı kullanan İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ da ölmüştür. Aracın içindeki 4 kişiden yalnızca dönemin DYP milletvekili Sedat Edip Bucak kurtulabilmiştir. Nevşehir'de yapılan cenaze töreninden sonra Nevşehir'deki kaldırım mezarlığına defnedildi. Ölümü hakkında komplo teorileri mevcuttur. Kaza yapan aracın fren sisteminin bozulması ve kazadan sonra boynu kırılarak öldürüldüğü bunların başında gelmektedir. Sonuna kadar bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz.